Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 modlara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar özel hareket modunu kuracağız. Şöyle modunu göstereyim size. Böyle arkadaşlar, bu üstündeki skin arkadaşlar, bunu kuracağız. Daha sonra aracı kuracağız arkadaşlar, zırhlı aracı kuracağız. Bunları kurmadan önce arkadaşlar ayrıca videoları videonun altına vereceğim, indirebilirsiniz teker teker. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Şuradaki arkadaşlar Scriptbook 5'i indiriyoruz. Aşağıda download linki var. Tıkladığımız anda otomatik olarak inme işlemini yapıyor. Burayı kapatabiliriz arkadaşlar. 1.30'a 34 kilobaytlık bir dosyası var. Evet arkadaşlar, dosyamız indi. Buradaki arkadaşlar entry get native trainer update 33 indiriyoruz arkadaşlar. Buradan indir dedik. Tekrar indiriyoruz arkadaşlar. Yani indir dedik. İndirme işlemi yapıyor. 7.1 megabaytlık bir dosyası var. İndirsin. Evet arkadaşlar, indirme işlemini yaptı. Bunları arkadaşlar klasörlere göster dedik. Şu ikisini kuralım. GTA 5'i dosya konumunu açtık arkadaşlar. Bunu sağ tarafa aldık. Öncele entry get native trainer yüklüyoruz arkadaşlar. Buradan klasörlere çıkar dedik. Daha sonra dosyanın içerisindeki şu en baştaki asli dosyasını oyunun kurulduğu yere yapıştırın arkadaşlar. Bir de alttaki XML belgesi var arkadaşlar. Onu da atın üzerine. Şöyle değiştirin. Bunları silebiliriz. Şimdi arkadaşlar Scriptbook 5 yüklüyoruz. Klasöre çıkardık dedik. Yanlış girdik. Burada arkadaşlar bin dosyasının içerisinde şu en baştaki ve alttaki dosyayı arkadaşlar seçin. Oyunun kurulduğu yere atın. Şu ikisini tek seçiyorsunuz. Bunları da sildik. Evet arkadaşlar, şimdi modumuzu indirebiliriz. Bunu indirmiştik zaten. Arkadaşlar burada Open 4'ü indiriyorsunuz. Modları kurmak için bize lazım. Bunları kesinlikle indiriyorsunuz. İndiriyorsunuz daha doğrusu. Bunu kapattık. Arkadaşlar şimdi aracımızı indiriyoruz. Tekrar indir dedik. İndirme işlemini yapıyor. 6.8 MB'lık bir dosyası var. İndirsin bakalım. Evet arkadaşlar, indirme işlemini bitirdi. Bunu arkadaşlar, şunu da kuralım. Buraya kapatalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar GTA 5 dosya konumunu açtık dedik. Burada arkadaşlar mod küçük harflerle mods klasörünü oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar update klasörünü bu dosyayı arkadaşlar şöyle kopyalayıp mods klasörüne yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyorsunuz. Ben de zaten yapıştırılmış bir şekilde var. Update'i kopyalıyorsunuz. Mods klasörüne atıyoruz. Ve bir tane dosya daha var. X64E. Bunu da kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bu mods klasörüne atıyorsunuz. Yedek kalsın. Ne olmaz. Daha sonra modu silmek için işinize yarayacak. Ve arkadaşlar modu kuralım. Şimdi burayı kapattık arkadaşlar. Burada artık işimiz yok. Open 4'ümüzü açtık. Buradan Windows. Dosyamız açılsın. Evet arkadaşlar, bunu sağa attık. Evet arkadaşlar, şimdi indirdiğimiz dosyayı klasörlere çıkaralım. Şöyle çıkardık. Şimdi içerisindeki dosyayı seçelim. Burada arkadaşlar Modus Files yazıyor. Buradaki yapacağımız dosyadır. Fabi 2. Şunları kuracağız. Şimdi burada arkadaşlar Modus yazıyor. Modus'a çıktıkladığımızda daha sonra Update. Yine X64. DLC Park. Buradan Pedic Die 2 NG yazıyor. Buna çıktıklıyoruz. DLC RPF var. Buna da çıktıklıyoruz arkadaşlar. X64. Burada Levers. Buradan GTA 5
Wireless RPF. Epey adımlar uzun. Yani bunları yapmanız gerekiyor. Şu Fabi 2 burada var mı acaba? Arayalım. Aynen, Fabi 2 var. Şimdi buradan edit modumuzu çalıştırdık. Evet dedik. Buradan attık şöyle. Evet arkadaşlar, boyutlar satın değişti. Bunları kurduk arkadaşlar. Şimdi Fabi 2 unutmayalım arkadaşlar. Spawn olarak alacağız. Buradan sildik arkadaşlar. Bunu da sildik. Daha sonra son bir tane modumuz vardı. Onu da indirelim. Bunu da indirdik arkadaşlar. Üstündeki skin ya da giysi ya da her neyse. 2.1 MB'lık bir dosyası var. İndirsin. Evet arkadaşlar, indirme işlemini yaptı. Bunu yine klasörlere çıkar dedik. Göster dedik daha doğrusu. Bunları yine klasörlere çıkar dedik. Tarayıcıyla işimiz kalmadı artık. Kapatabiliriz. Burada arkadaşlar içindeki dosyayı yine en başa geldik arkadaşlar. Buradan X64 ERPF çıkıyoruz. Buradan Models. Burada CD Imax. Burada şuradakini arayalım. Şu ZM'yi arıyoruz buradan. Arkadaşlar şuradaymış. Şuradaki ZM'yi buradan tıkladık. Burada SWAT var mı? SWAT. Aynen. Bakın burada arkadaşlar. SWAT burada. Şunu edit modumuzu tekrar açalım. Ha tamam. Zaten açık. Bunu attık buraya. SWAT'ı da unutmayın arkadaşlar. SWAT ismini. Kapatabiliriz arkadaşlar şurayı. Evet arkadaşlar, modlarımız kuruldu. Şimdi oyunumuzu açabiliriz. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. Şimdi yapacağınız şey F4'e basmak. Şöyle böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Zaten bir ara yüklemiştik bunu, biliyorsunuz bu modu. Şöyle 8, 2, 4, 6 yön tuşlarıdır arkadaşlar. Böyle 2'ye bastığımız anda 2'ye bastığımız anda alta gidiyor, 8'e bastığımız anda yukarı gidiyor. Artık bunları siz yaparsınız. Şimdi yapacağımız şey, buradan beni guard var. Buna giriyoruz. Pardon, buradan girmeden önce şu yukarıya player'e giriyorum. Buradan arkadaşlar skinimizi değiştirelim. Buradan player erkek. Burada change skin var. Bunu tıkladığımız anda burada NBCS var. Buna tıkladığımız anda, daha doğrusu şu enter name menüye girdiğimiz anda, hani ilk başta dedim oyuna girmeden önce isimlerini yazın. Bizim skin ismini Swamp'tı arkadaşlar. Swamp yazıyoruz burada arkadaşlar. Böyle geldiği anda buraya girdiğimiz anda arkadaşlar, buradan arkadaşlar 59. sayfaya geliyorsunuz. Buradan 59. Şu altta SWAT var arkadaşlar. SWAT'a bir kere 5'e bastığımız anda hemen skinimiz değişiyor. Gördüğünüz gibi SWAT'ımız bu. Şimdi arabamızı getirelim. Buradan geri geldik arkadaşlar. Aracımızı da çıkaralım. Buradan Wireless var arkadaşlar. Tıkladığımız anda burada aşağıda Wireless Spanner yazıyor. Burayı seçtiğimiz anda burada Emanging Ain Military yazıyor. Ain Military yazıyor daha doğrusu. Şuradan hangisiydi? Şurada. Hangisi? Pardon. Arkadaşlar şuradaki Declitis Grandeur. Burada sağda normal bir farklı bir şey var, resim farklı ama ben biraz bunu zor gördüm daha doğrusu. Orada bir tane resim var, bir türlü bulamıyordum bu modu. Böyle tıkladığımız anda geliyor. Aynen. Hepsi gelmiş yani, hepsi yapmışım ben bu modu, sağlamdır. Seçtiğiniz anda geliyor. Zaten resimde göründüğü gibi değil. Şöyle etrafa baktığımız anda tam bir asker. En önemlisi spawner oluşturmak, yani oyuncu multiplayer oluşturmak burada.
Yine buradan F4'e bastık arkadaşlar. Şimdi burada Baydi Grad var yine arkadaşlar. Buraya girdiğimiz anda işte seçiyoruz. Buradan modelimizi seçiyoruz. Burada NPC Jazz var. Buradan seçtiğimiz anda yine 59. 59 da en alttaydı. Spanner var burada. Seçtiğimiz anda yukarıya geliyor zaten. Spanner Bright Guard Sabat yazıyor arkadaşlar. Seçtiğimiz anda gelmesi lazım. Aynen geliyor arkadaşlar. 4-5 tane çıkaralım. Bakın kaç tane çıkıyor. Aynen bu kadar çıkıyormuş. Şimdi arkadaşlar. Bunlar galiba ölüyor. Öyle değil mi? Deneyelim bir tanesini. Yok boşver. Yoksa şey olurlar bize. Düşman. Burada arkadaşlar yine F4'e bastık. Burada küçük bir ayarlama var. Burada arkadaşlar ölümsüz oluyorlar bunlar. Daha sonra sınırsız mermi veriliyor. Burada galiba arkadaşlar spawner 2'ye katlanılıyor. Bunu seçelim. Bunları da seçelim. Daha doğrusu biraz daha şimdi bunu gelmiyormuş. Tamam. Hani gelmesi lazımdı ama gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Önceden seçmemiz lazımdı zaten. Böyle etrafa baktığımız anda tam bir kime benziyoruz. Şimdi aracımıza binelim. Bakalım gelecek mi ya? Yok. Neden gelmiyorlar bunlar? Kenarlarına atlamaları lazımdı. Ama yok. Atlamıyor. Galiba modda bir sıkıntı var. Bu araçta bir sıkıntı var. Yani kenarlarına tutunması lazımdı bunlar. Şimdi benimle doğru gelsin. Tutunmuyorlar ya. Şöyle bir tane araca doğru gidelim. Şöyle yolu kapatalım. Bizim adamlar, diğer adamlar da gelsin bakalım. Şimdi bir tane araca sıktığımız anda hemen diğerleri de sıkacak. Durun. Gördünüz mü? Onlar sıkıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Öldürene kadar vuruyor. Şimdi şu adamı vuralım. İkisi de öldü. Araçtakiler. Yok, birisi yaşıyor. Sadece bir sıkıntı var. Yanlara doğru tutunamıyorlar bunlar. Şu kenarlarına tutunması lazımdı ama tutunmuyorlar. Herhalde modda bir sıkıntı var diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Aha kefir ediyor abi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Gelecek videoda, gelecek modlarda devam ediyoruz. Bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Hangi videoları, hangi yorumları, hangi modları istiyorsanız söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu çekeriz biz. Evet oraya odaklanmış şimdi. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.